Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Elhamdülillah. Sizden gurur duyuyorum ya cemaate bak. Elhamdülillah. Güzel. Şimdi ben derse başlamadan önce dersle alakalı bir mukaddeme yapacağım. Mevzuyu daha iyi kavramak için inşallah veya zannediyorum. Bu dünyada ne için ve nere için yaşıyorsan burası orasıdır. Bir daha söylüyorum. Dünyayı kastederek burada ne için ve nere için yaşıyorsan burası orasıdır. Burası buradayken orayı düşünüp yaşıyorsan burası orasıdır senin ruhunda. Fikir yoldur. Orayı düşündüğün için fikir yoluyla oraya taşınıyorsun demektir. İnsandaki hissiyat alemi şehadet cinsinden değildir. Duygular, hisler dünya cinsinden, elma, armut, taş, toprak cinsinden olmadığı gibi aynada görünen görünen aynanın zatından dışarıya çıkmadığını, karşı tarafı yansıttığı gibi insanın ruh aynasında da ahiretin yansıdığını gösteriyor. Hiç kimse aynada gözükeni aynanın zatındandır demez. Aynayı şöyle tutun, böyle tutun, aynada gözüken aynanın zatına ait değildir. Sen şöyle tuttun, arkayı gösteriyor. Der misin ki bunun içindedir? Bunun karşısındadır. İçinde değildir. İnsanın ruh aynasında gözükenler aynanın içindeki değildir. Karşıki tarafı gösteriyor. Mazhar değil, mazhardır. Mazhardır. Kaynak değil, makestir, gösterendir. Aynı ruhunda, insanın ruhunda gözüken beka, insanın zatından çıkan veya insanın doğasından, tabiatından insana yüklenen değildir. Beka duygusu, bekayı gösteren en güzel delillerdendir. Vicdan azabı da ahireti gösteriyor. Yaptıkları yanlışlıklardan doğan vicdani azaplardan kurtulmak için kendilerine cezanın tatbikini istemişlerdir. Vicdan azabından kurtulmak için. Vicdan azabı da buralı değildir. Ehli namus insanlar, 81. sayfa işaretleyeceğiz da, ehli namus insanlar yaptıkları hatadan çektikleri vicdan azabını polis veya bir başkası yakalayamamış ama onu başkası yakalamış. Vicdan azabı yakalamış. Vicdan azabından kurtulmak için kendilerine cezanın tatbik edilmesini istemişlerdir. Burada bu da gösteriyor ki ahireti ifade eden ruh ahiretin göstergesidir. Ruhun son önerme, bakış tarzı, ruhun cenneti, tevhid, teslim, tevekkül, bir saadet, bir nimet olduğu. Bu sıfatlar zararsız olmakla beraber, tevhid,
teslim, tevekkül. İman tevhidi, tevhid, teslimi, teslim, tevekkülü, tevekkül, saadet-i dâreyni iktiza ediyor. Saadet-i dâreyn, dünyada bile cennet havasını, iklimini yaşatır. Şu anda sizde gözüktüğü gibi. Mesela vicdan azabı olanlar aramızda yaptığı hatadan dolayı ama gizli, kimse bilmiyor. O bak bir cezayı hatırlatıyor. Bir cezadan haber veriyor. İşte bugünkü konumuz şu olacak zaten. Din olmasa bile ve ameller hakkında iyidir, kötüdür, doğrudur, yanlıştır hükmedilmese bile amellerin akıbeti bir cezanın veya mükafatın olduğunu gösteriyor. Bakın, ruhun tevhid, teslim, tevekkül neticesinde cennet iklimi gibi bir hal yaşaması ve bu hal buralı değil. Bunlar zararsızdır. Zararsız olmakla beraber onda dokuz ihtimal ile saadet-i ebediyenin hazinesini taşıyorlar. Mesnevi Nuriye 103'te hanzale çekirdeği, hanzale ağacını taşıdığı gibi insandaki, insanın ruhunda da bulunan buhran, bunalım, panik, azap, vicdan azapları, sıkıntılar, depresyon gibi özelliklerde bir cehennemden haber veriyor. Bast, surur, neşe, saadet, sevinç, ferahlık, rahatlık gibi şeylerde cennetten haber veriyor. Örnek bir de yapıyorum. Hanzale çekirdeğinden hanzale çıkması, ağacın çıkması, çınar çekirdeğinden armutun çıkmaması, çınar çıkması gayet onun doğasında olduğunu gösterdiği gibi ruhumuzda var olan yapının neticesi de gayet doğal olarak çıkması tabiisidir. Şimdi bununla alakalı din bile olmasa her amelin akıbeti ya cezayı veya mükafatı gösteriyor. Diyor ki وَاِنَّ الْفُجَارَ لَفِي جَاهِمْ Muhakkak ki facir ve günahkarlar cehennemdedir. Başka bir şey okuyayım. Çok ilginç o da. 64 şeyden iş atacağız. İnnel ebrare lefi naim ve innel fucare lefi cahim. Ve innel ebrare lefi naim, yani iyilikler cennettedir. Yani cenneti gidecek demiyor. Ve innel fucare lefi cahim, kötülükler de cehennemdedir. Yani bizatihi neticedirler. Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Cennete gideceksiniz demiyor. Cennettesin. Cennettesin. Gir cennetime. Gireceksin değil. Yani ameller kendisi neticedir aynı zamanda, dikkat edenler için. Bak ne diyor. Bunun çok misallerini okuyacağım. وَاِنَّ الْفُجَارَ لَفِي جَاهِمْ Akibet ikaba delildir. Allah Allah. Yani amelin neticesine baktığınız zaman size çıkan fatura bir şeyden haber veriyor. Yani mesela bir içki, bir kumar, bir zina, bir namaz, bir oruç, bir sadaka insana yansıyan neticeleri onun kaynağından haber veriyor. Nasıl ki küçük küçük su sızıntıları menbaından haber veriyor. Bir kimlik kartları, nüfus cüzdanları kütükten haber veriyor. Misal vereyim. Tavandan şimdi su sızsa hiç kimse demez ki yatak odasından su sızıyor.
Ya tuvalettir, ya banyodur, ya mutfaktır. Hiç kimse oturma salonundan veya yatak odasından su sızıyor demez. Sızıntılar kaynağından haber veriyor. Aynı bu örnek gibi de yaptığımız ameller bize netice itibariyle ya sıkıyor ya rahatlatıyor. Bu da kaynağından haber veriyor. Sıkıntılar menbaı olan, celal ülkesi olan cehennemden. Yaptığımız amel veya eylemler, iyilikler bize surur, neşe, saadet, sevinç, rahatlık getiriyorsa cemal ülkesi olan cennetten haber veriyor. Sızıntıdır bu. Zatından değildir. Amelden sonra ortaya çıkmıştır. O zaman amel bize bir şeye işaret ediyor. Cezanın olduğunu, cehennemin olduğunu her uyanık vicdan da hisseder. Yaptığı hatadan dolayı vicdanen çektiği azaptan cehennemi hatırlar ve azabını duyar. Ve keşke yapmasaydım der. Bak diyor ki, akibet yani amelin neticesi ikaba, cezanın verileceğini gösteriyor. Gösterge o. Buna ait 5-6 örnek ve okuyacağım. Hadsen onu gösteriyor. Yani şuuren, idraken onu gösteriyor. İzanda bir özelliktir hads. Yani diman mertebesi var. En diş mertebeden soğan kabuğu gibi dimada tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan. İzanın içindedir hads. Yani kalbi suratlı bir intikal. Yani vicdanen herkes hisseder. Mesela bir misal vereyim. Zındık olmamak şartıyla, zındık dahi olsa, öyle diyeyim. Ya ben bugün bir kilo içtim içki, keşke pişmanım bir teneke içseydim diyen olur mu? Olmaz. Ulan nasıl içmedin bir teneke, üzülüyorum demez. Ya illet ya, şu rezilden çıkamadım ya. Din bile olmazsa. Peki, bir namaz kılanı düşünün. Ya dün öğleni kıldım, nereden kıldım ya, keşke kılmasaydım demez. Ulan kılamadıklarına üzülür. Ha, niye kılamadın? Vicdan bunlardan haber veriyor. Bu hastır. Masiyetin ekseriye dünyada olan akıbeti bir emari-i hadsiyedir ki cezasında bir ikap vardır. Niye? Çünkü herkes hususi bir tecrübeyle hadsen, yani vicdani bir hal, yani vicdandaki bir izanla, vicdandaki bir hal dimağa yansıyor ve herkes bilir ki, herkes hususi bir tecrübeyle hadsen görüyor ki hiçbir münasebeti tabi olmadığı halde masiyet bir neticeyi seyyiye müncer olur. Yani baktığımız zaman amelin sonunda bir sıkıntı var, bir ceza var. Bunu görmek isterseniz kabristana bakın. Girenlerin ekseriyeti mutlakası. Kabristan, hastane, hapishane, meyhane. Ekseriyeti mutlaka itibariyle Allah'ın haram ettiği şeylere muhalefet neticesi olmuştur. Bu da Allah haram etmekte isabet ettiğini gösteriyor. Böyle bir soru gelmişti bana da. Demişti ki zındığın birisi, Allah diyor bazı şeyleri helal, bazıları şeyleri haram etti. Haram ettiğinin isabet ettiğine delilimiz var mıdır diyor. Yani bu haramdır. İçki haramdır, zina haramdır. Peki Allah isabet ettiğinin delili var mıdır? Dedim dört yere git görürsün. Kabristana bak. Girenlerin ekseriyeti mutlakası itibariyle Allah'ın haram şeyine muhalefet etmekten, hastaneye, kabristana, meyhaneye girin görün. Hapishaneye. Hep böyle dine muhalefet etmenin neticesi olduğunu göreceksin. Bu kadar kesret ve vusatla tesadüf olur mu? Yani yapılan amelin herkes mahallesinde de demişti. Yani gafil bile der.
Falanca öldü veya başına bela geldi. Oh! Hak etti be kardeşim ya. Az bile. Böyle içimizden coşar gibi hainlikten değil ama herkes bunun hak ettiğini söylüyor. Bu kadar insanlar bu konuyu konuşması hiç tesadüf olur mu? Eğer şu umum muhtelif hususu tecrübelere nazara alınırsa görünüyor ki nokta iştirak yalnız tabiat-ı masiyettir ki ceza istizam ediyor. Demek ceza masiyetin lazım zatisidir. Şimdi neticelere ait örnek okuyacağım. Bir şey mi diyeceğim? Soru sorabilir miyim? He, sor. Abi hani dediniz az önce isabet etmiş Cenab-ı Hak. Hani Allah bir şeyi yani kötü bir şey kötü olduğu için Allah onu haram kılmamıştır ki. Allah haram kıldığı için o şey kötü olmuştur. Yoksa irade tahdit altında kalır. Sınırları yani. Şimdi isabet etmek yerine orada çok şey nasıl anlatacağız yani? Şimdi adama diyebilir misin ki sen Allah'ın iradesi tahtı. Ne Allah'ın iradesi? Allah komple inkar ediyor. Sen iradesini tahdit altına böyle soru soramazsın. Gramer yapısı yatağıdır. Değil adam ne grameri. Mesela adam diyor ki bana Kur'an'ınıza diyor. Kur'an bile demiyor. Kur'an'ınıza dayanmadan Allah'ınızı bana ispat edebilir misin diyor. Peki okuyorum. Bu parça çok kıymetlidir. Uvvet Risalesi'nde var, pek yok başka yerde. Mektubatta Uvvet Risalesi'nde yok. Burada var. Bir nükte, şimdi bu okunan, şimdiye kadar okunan konunun açılımı olacak şimdi. Çok ilginç ama. Yani amelin neticesi ceza ve mükafat olduğunu gözükecek. Birinci nükte, Cenab-ı Hak kemal-i kereminden ve merhametinden ve adaletinden iyilik içinde muaccel peşin bir mükafat ve fenalıklar içinde muaccel peşin bir mucazat derc etmiştir. Yani cennet cehennemi gösteren amelin içidir. Ona örnek olacak. Hasenatın içinde ahiretin sevabını andıracak manevi lezzetler var. Seyyiatın, günahların, hataların içinde ahiretin azabını ihsas edecek, onu hatırlatacak, ona işaret edecek manevi cezalar derc etmiştir. Mesela, şimdi iyi dinleyin bu örnekleri. Şimdi ne kadar anlamazsan bile bu örnekleri anlarsın. Hazır mıyız? Hadi bakalım örnek bir. Hemen dünyada peşin. Cennet cehennemi hemen dünyada peşin olacak. Bir. Müminler mabeyninde muhabbet. Ehli iman için güzel bir hasenedir. O hasene içinde ahiretin yani muhabbet iyi bir şeydir. Ama din demese de netice itibariyle din dediği için değil. Muhabbetin neticesi insanı rahatlatıyor. O hasene içinde ahiretin maddi sevabını andıracak manevi bir lezzet, bir zevk, bir inşirah kalp derc edilmiştir. Herkes kalbine müracaat etse bu zevk hisseder. Mesela adam bunu almış. Kafir dahi olsa. Bir muhabbet ettiği bir adam gelse. Ya gel bir İstanbul'un en güzelleri Çamlıca diyor ya usta. Gel orada bir çay içelim. Oturdu çay içse ve muhabbet etseler. Muhabbet. Yani o sıkıntısı gitmez mi? İnsan tek başına yaşayabilir mi? İşte din hükmetmezse bile muhabbetin neticesi cennetten haber veriyor. Yani ücret var içinde. Ha, o ücretten biz intikal ediyoruz ki aynada gözüken şu manzara arkayı gösteriyor. Bu din hükmediyor. Ama muhabbetin neticesindeki lezzet ve ferahlık, insanın rahatlaması din değildir, fıtrattır. Kafir mümin fark etmeden alır ücretini. Çünkü din hasenedir, kötülük de örnek verecek şimdi. Mesela müminler mabeyninde hüsumet ve adavet bir seyyedir müminler. Hele müminlerde daha çok. Mesela adavet
Hüsümet, hüsümet nedir? Düşmanlık. Müminler mabeyninde, müminler mabeyninde hüsümet ve adavet iyi değildir, kötü bir şeydir. Nereden biliyoruz? İlle din söylemesine gerek yok. Neticesi itibariyle göreceğiz ki o seyye içinde kalp ve ruhu sıkıntılarla boğacak bir azab-ı vicdani Ali Cenab ruhlar hissettirir. Yani adavetle hüsümet ille din demesine de gerek yok zaten. İnsan fıtratında sıkılır bundan. Rahatsız olur. Adavet. Gördüğün zaman gönlümü o. Gönlümü o adam Allah Allah yolu çeviriyorsun. Hele hele biraz haset de varsa ulan bina yükseliyor. Adam bina yükseldikçe bu açılıyor aşağıya doğru. Kahrediyor yani. Görüyor musun yani? İçini yakıyor. Ya nasıl içi gidiyor? Bak onda haset edince orada gözüken meziyetler, maddi ve manevi özellikler adamı kahrediyor. Yani din kötüdür demeye gerek yok. Zaten kötülüğü yaşıyor adam. Yani zaten yaşıyor. Yani dinin hükmetmesini bilmese bile yaptığı amelin neticesi zaten cezadır. O da bir büyük cezadan haber veriyor. Din yanlış şurada şöyle diyor. Şurada bak adavet hüsümette bir sıkıntı çektin mi? He? Bu doğru olmadığını netice itibariyle görüyorsun. Ha bunun da cezası bu aynadır. Burada gözüktü. Bu aynada gözüktüğüne bak burada bir ceza yerini gösteriyor. Gösterge bu. Arabanın İbresindeki benzin aşağı inerse ona lanet olsun Allah kahretsin seni ve demeyle çare değil ki istasyona gidip dolduracaksın. İbre çıkacak. Yani ibrenin aşağı inmesi tamam böyle değildir. Ve hararet aşağı indi. Hararet 130. Gidin hararet ibresini tutun eliniz yanmaz. Termometreyi tutun 50 derece diyor. Eliniz yanar mı termometrede? Ama 50 derece gösteriyor. Ama kendisi sıcak değil. Bir yerde haber veriyor. Bak termometre elinizi sürün 50 derece Adana'da tuttun 50 derece suya elini süremez. Arabistan'da değil mi? Vuruyor efendim 40-50'ye 60'a. Elini sürersen yanar mı? Yanmaz. Ama gösteriyor. İnsanın yapısı da böyle. İşte o göstergedeki görüntü 60 derece 40 derece harici vücudunu gösteriyor. Ben bu kadar sıcağım demiyor. İnsanın ruhunda da hissedilen küçük o göstergeler gibi sıkıntı veya lezzet menbaından bahsediyor. Anladık mı bu misali? Abi bu şey değil mi? Kavani adetullah. Adetullah. Ya, bunlar adetullah kanunu olduğu için aklı olmayanlara da tatbik edilir diyor ya. Aslandan örnek veriyor. Bundan. Adetullah kanunu olduğundan akıl şart değil. Yaptın şey Müslüman kafir fark etmez. 10. kattan kim atlarsa yere çakılacaktır. Ama din demiş ki atlama. İntihardır. Din atlama öleceksin demese de ölecektin zaten. Aslan hiç örnek veriyor abi. Aslan da öyle. İlla akıl şart değil orada aslana verilecek ceza. Bir daha okuyorum. Çok ilginçtir. Bu derste insan amelinden sonra ruhunda ya ben bu ameli yaptım. Acaba cezası mı bekliyor beni ahirette? Mükafatı mı? Herkes amelden sonra vicdanına baksın. O amelin nereye gittiğini, ne beklediğini bilir. Mesela bu dersten sonra çıktınız çıkarken nereden geldim ya? Bunu aldım ya. Keşke gelmeseydim ya. Ruhum karamsar oldu. Böyle bir netice olmaz. Ama her haberden sonra keşke seyretseydim daha fazla. Ya iyi ki seyrettim. Seyretmeseydim ben bu ferahlıktan mahrum olacaktım dediğimiz oldu mu? Yok. Yani doğru değil. Nereden biliyoruz? Neticesine bak kardeş. Her şey de öyle. Bir misal söyleyeyim. Biraz ben ruh tarafım biraz şey ya böyle. Düşünce tarafım o taraf.
Şimdi Allah Resulü diyor ki, garibanı okşamak, çocuğu okşamak Allah'a yanıyor. Sadakadır. Yani ben sebap, tamam, dinin dediğini koyuyoruz. Ben biraz kafam değişik bir şey çalışıyor. Şimdi sebap tamam koyduk. Ben bunu dünyada ve fiziksel, bedensel boyutunu arıyorum. Mutlaka bu tarafı vardır. Çocuk ağlıyor. Ağlamasının sebebi pozitif enerji çok yüksek. O enerji atıyor. Atıyor çünkü imal etmiş ruh. Günah yok ki. Onu atmak için şey yapıyor. Sonra rahatlıyor. Biz sıkılıyoruz. Pozitif enerji yok. Negatif enerji aşağıya çekti bizi. Benim pozitife ihtiyacım var, onun negatifliğe ihtiyacı var. Yavrum nasılsın ya, iyi misin? Temas ettiğim anda kemikte tak, elektrik tamamlanıyor. Ona negatif, bana pozitif. Dindeki sadaka, fiziksel boyutu pozitif enerjidir. Oh be. Ama zahire bakarsan akıl cihetiyle onu memnun etmekte memnun oluyorsun. Mesela bizde Allah rahmet etsin, ustadın talebelerinden bir Dehri Hoca vardı. Evine gittiğim zaman muhlama ikram ederdi. Ya dedi, dinde pek caiz değil ama sen beni idare et, misafirin eline bakılmaz. Ama dedi, ben seni seyrederek lezzet alacağım. Niye hocam? Vallahi senin yemenden lezzet alıyor. Hani bir şey yapabilmekten lezzet alıyorsun. Çocuğunu oraya koydun, yürütüyorsun. Hadi yavrum, hadi yavrum. Onun yürümesi sanki o kadar keyif veriyor ki, değil mi? Yani pozitif şeyler insana lezzet veriyor. Müminler mabeyninde hüsmet ve adavet bir seyyedir. O seyye içinde kalp ve ruhu sıkıntılarla boğacak bir azab-ı vicdani Ali Cenab ruhlara hissettirir. Ben kendim belki 100 defadan fazla tecrübe etmişim ki bir mümin kardeşe adavetin vaktinde o adavetten öyle bir azap çekiyordum, şüphe bırakmıyordu ki bu seyyeme muaccel bir cezadır çektiriliyor. Muaccel bir peşin, mesela birisine adavet ediyorsun. Veya hani var ya böyle Anadolu'da, sizde yoktur canım, bazılarında vardır. Ne cenazene, ne cenazeme, ceza çeşidine bak. Peki, o konuşmuyoruz, etmiyoruz ama içimiz gitmiyor. İçimiz gidiyor değil mi? Her dinin yasak ettiği şeyi kim yaparsa yapsın, muaccel, peşin cezası var. Hiç şansı yok. Cezası olmayan, sıkıntısı olmayan bir red yoktur. Haram yoktur. Mutlaka vardır. Uyanık ruhlar bunu hisseder. Dinin emrettiği her hasenede mutlaka bedensel, din akıl cihetiyle, kalp cihetiyle, hayat itibariyle mutlaka bir ferahlık, bir inşirah, bir lezzeti vardır. Mutlaka. Bir zulüm mesela. Yaptığınıza şöyle diyeyim. Araba kullanıyorsunuz, hepinizin arabası var. Kastetmediğiniz halde, art niyetiniz yok. Yağmurda yalnız bir gaflet ve dikkatsiz yüzünden arabayla geçerken yaya geçidin orada bir su vardı. Yaya geçitlerinin yanında, yani kenarda hızlı geçerek ıslattın onu. Camdan da gördün, böyle yaptılar. Sen diyebilir misin? Oh be, ne iyi oldu ha. Ha, keyif alıyorum. Bir tane lan. Ulan lanet olsun. Nereden yaptım ya? Lan nefis lan. Mikrop. Laneti nefsine okuyor. Kendine. Ulan nereden yaptın bunu? Vicdan azabı çekiyor mu, hiç çekmiyor musun? Bak bu seyyedir işte. Din sana diyor ki bunun, bu yaptığın amele ben sebap vereyim. Vicdanın diyor ki hayır. Bu amel sebaplık amel değil bu. Tamam mı? Yani Allah'ım beni affet desen bile vicdan affetmiyor seni. Yakıyor. Ha, onun cezası seni bekliyor ahirette. Vicdanına bak, seni ne beklediğini sen bilirsin. Bir tanesini vermiştim. Seçim günü sabahı. Bu seçim değil. Önceki seçimde İstanbul Zeytinburnu'nda inerken şele girdim. Önümde bir araba lastiğini şişiriyor. Vicdan azabını bak, iyi şey yapın.
Ben de bekliyorum. Arabanın havasını ayarlayacağım. Hop bir araba geldi. Dört kişi oturuyorlar. İki önde, iki arkada. Külhan Bey'le mi Külhan Bey? Dev adamlar. Yelpaze gibi adamlar. Benden sonra alacaktı. Adam bitirdi. Asmaya giderken ver amca dedi. O yaşta adam. Aldı. Sıra bende. Hiç yapma. Aldı. Hiç bakmıyor suratıma bile. Hop elinden aldı onun. Tam çaparken. Hadi amca çabuk çabuk falan dedi. Adam zaten herhalde olmadan oldu be. Hemen kaptı elinden. Hiç bakmıyor. Ben de arabada dışarıda oturup bakıyorum. Hiç ses etmem. Ön sol şişirdi. Arka sol şişirdi. Havayı aldı bak şimdi seyredin. Sağ ön tarafa geldi. Ne bakıyorsun kardeşim ya? Ne var yani? Bir şişirmişsek şişirmişiz yani. Hiç ses yapmıyorum. Yanıyor ya şimdi. Şimdi ben seyrediyorum nasıl yanacak, ne olacak şimdi? Bizimkiler ne yapacak buna? Merak ediyorum. İnan merak ediyorum. Şimdi ben sandım ya böyle. Ne yani? Şişiriyorsa şişiriyoruz canım. Öyle Allah Allah. Garip garip bakma kardeşim öyle. Neyse. Arkaya doğru geçti. Arkaya şey yapacak. İstemiyorsan bırakayım. Bak bir tane var. Hiç ses yapmıyorum. Bırakayım mı diyor. Hiç ses yapmıyor. Adam şişirdi. Esas. Onlar ötekiler de arabadan bakıyor. Ben ses yapmıyorum böyle. Bak akibete bak. Müslüman ya da elhamdülillah. Gitti. Astı. Durdu. Durdu. Arabaya gidecekti. Geri döndü. Karşıma dikildi. Hakkını helal et dedi. Hiç ses yapmadım. Kardeşim sana diyorum dedi. Hakkını helal et. Helal etmiyorum dedi. Ahirette görüşeceğiz dedi. Bak. Ki ya ne ahiret dedi. Bunun ahireti mi olur dedi. Ne hava basmayla ahiret dedi. O ki yoksa ne ısrar ediyorsun tamam mı? Bunun ahireti mi olur dedi bunlar dedi. Bir hava bastık ne oldu yani? Bağırdı çağırdı. Hiç ses yapmadı. Kalktı bindi inan. Arabaya bindi görüyor. Çekip gitti. Oraya koydu ya. Gittim aldım arabanın lastiğindeki o kapağı sökerken geldi. Baktım ki aynı araba. Dedim ki herhalde tam olmamış. O adam nerede? O adam gitti. Başka bir adam. Ay, inanın. Adam geldi ayakta. Kardeşim bakar mısın? Kardeşim Allah için hakkını helal et. Dedim ki ne oldu ilk defa? Of be konuştu dedi ya. Dedi ki bak vicdan azabı çekiyorum dedi. Hakkını helal et. Bir şartla ederim dedim. Bir şartla o cehennemin bir karış ineceği. Tamam girme kardeşim tamam o cehennem tamam. Bir şart nedir şartın dedi. Şimdi tamam o lastik mastik unutun. Bir daha bir başkasına böyle yapmazsa. Durdu. Ötekiler de bakıyor. Tamam yapmayacağım dedi. Dedim ki tamam. Hakkımı sana helal ediyorum. Şimdi seyredin. Adam böyle yaptı inanın. Of be. Böyle bir görsem bir hava bıraktı. Arabaya geçti. Söz dedi yapmayacağım dedi. Ondan sonra ötekiler de selam. Bak vicdan asap. Nasıl bir şey değil mi? İstersen goril gibi adamı. Nasıl kuzu yapıyor? Ya vicdan azabı, Allah mahkeme... Vicdan ne demek biliyor musunuz? Haşir meydanındaki hesap gününün küçük bir provasıdır. Yaptığımız dim aklen, fikren, hissen neyle yapmış olduğumuz hareketleri, sözleri, davranışları, sözlerimizi, davranışlarımızın
doğru olup olmadığını yargılayan yargıç gibi, savcı gibidir. İlk hali. Yani sen bunu yanlış yaptın diyor. Nereden biliyorsun? Ya hemen uyanık vicdanlar bilir ne yaptığını. İnan bana. Çok acayip bir şey ya. Hepiniz bilirsiniz böyle sıraya geçip geçmek. Hemen aman 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 aman. Kulak var ya. Öyle yakar ki yani haşir meydanının, ben buna çok uğraştım, çalıştım. Haşir meydanının küçük bir numunesi, misali vicdandır. Vicdan mahkemesidir. Oysa aklen hata yapıyorsunuz. Yani aklen adamı kandırdın. Aklen kantarı ters tarttın, kandırdın, çarptın, çıptın. Neyle yaptın? Akılla yaptın. Ama ne diyoruz? Vicdansız adam. Vicdanla yapmadık, akılla yaptı bunu. Çünkü aklı kontrol eden vicdan mahkemesiydi. Yani akla dur, yapma diyen vicdandı. Vicdan çalışmasa akıl canavar olur. Akla dur, yapma. Deme onu. İnsan bana diyor ki konuşma. Ayıptır ya, ne yapıyorsun ya? Günahtır ya diyen sistem çalışıyor. Onun adı vicdandır. Onu devre dışı yaparsanız yaşama şansınız yoktur. Dünya azap, cehenneme dönüyor. Ne yapacağını bilemezsin. Bak. Hürmete layık zatlara hürmet ve merhamete layık olanlara merhamet ve hizmet bir hasenedir, bir iyiliktir. Bu iyilikte sevab-ı uhrevi ihsas eder derecede öyle bir zevk-i lezzet var ki hayatını feda etmek derecesine o hürmeti, o merhameti ileri getirir. Yani bir kamil, fazil insanlara hürmet etmek, muhtaç bir insana iyilik yapmak, ahireti bekleme. Ahireti bekleme. Allah onu hemen macet mükafatını veriyor. Kalbine bir inşirah başlıyor. Bir surur, bir sevinç. Oh, akıyor böyle. Mesela bir tanesini söyleyeyim bununla alakalı. 1900, kaç sene? 1900, belki bazılarınız doğmamıştı. 1986. Tepecik'teyim. Aşağı iniyoruz bir fırıncı kardeşle. Baktık ki 9 veya 11 arasında bir kız çocuğu, 9 yaşta 11 arasında bir kız çocuğu ağlayarak ama nasıl ağlıyor? Aşağıdan yukarıya geliyor yokuş. Korkunç bir. Kaç sene geçti hala beynimi tırmalıyor. Ama yaptığımız hareketten dolayı da gurur ve şeref duyuyorum. Ondan sonra nasıl nefes nefes kalarak ağlaya ağlaya geliyor. Durdurduk. Kızım niye ağlıyorsun? Kızım dur. Niye ağlıyorsun? Bak siz de lezzet, ilk önce elem alacaksın, sonra lezzet alacaksınız. Ondan sonra durdurduk. Annem diyor para verdi bana, tüp de verdi. Git tüpü değiştir diye. Tamam. Elinden tüp aldılar, parayı da almışlar. Bu amelin ahirette cezası var mıdır? Nereden bildik? Bu dersi uygulayın. Vicdanınız sizin rahatsız oldu mu? Oldu. Bu haliniz ahirette cezanın uygulanacağını gösteriyor. Onu yapan da o uyanmamış olabilir. Vicdan iptal olmuşsa o belli olmaz. Çünkü mesela diyelim ki kamera düşünün. Kamera çekiyordu. Elektriği kestik. Çekmiyor. Suç kamerada değil. Elektrik kesilince. O adamın vicdanı çalışmıyor ama bunun cezası olduğunu sizin vicdanınız söylüyor değil mi? Bu adama ceza verilsin mi verilmesin mi? Vicdanımız diyor. Bak şimdi. Tamam yav. Gel. Bir insan öyle yaptı. Yanımdaki fırıncı kardeş. Gel yav. Ben sana tüp alacağım. Çocuk şaşırdı. Hangi tüptü yavrum dedi. Hiç unutmuyoruz. Mavi. Yani gök mavisi gibi bir tüptü. Hiç unutmuyor. Gittik dükkana. Adama, çocuğa yeni bir tüp alıyor. Bak inceliğe bak. Yavrum ne kadar para vermişti sana? Şu kadar. Ne kadar üstü olacaktı? Tüpü verdi, dolu tüp. Ne kadar üstü alınması gerekiyorsa annesine onu verdi. Bu da senin haçlığın dedi. Ayrıyetten verdi. Bu fiil doğru mu yanlış mı? Doğru. Peki mükafatı var mı bunun? Var. Nereden biliyoruz? Bizim vicdanımızda değil mi? Onaylıyor. Of be, rahatladınız mı rahatlamadınız mı? Evet. Ben bile naklederken bile sıkılıyorum. Değil mi? Nakil işte.
Yani zulmü nakletmek de böyle kötü bir şey. Bak zulmü naklediyorum ama arkasındaki bir nurcu kardeşin yaptığı fiille ne diyor? Sanki sen yaptın değil mi şimdi? Of be diyorsun. Şu an içinizden coşar gibi şu sesi duyuyorum. Allah'ımdan razı olsun. Değil mi? Ya çünkü sizin defterinize de yazıldı. Çünkü nurcuların bütün hasenleri birbirine yazılır. Benim hasenem size yazılıyor. Sizin hasenleri de bana yazılıyor. İştirak amali hüredi ortağız. Aynen bir tamamı ya. Şimdi bu neyi gösteriyor? Bu sıkıldık ilk önce, sonra rahatladık. Vicdan mahkemesi diyor ki bu fiil. Ha, Cenab-ı Hak diyor ki yaptığınız amellerin akıbetini görmek istiyor musunuz? Cehennemlik mi cennetlik mi? Amelin neticesine bak. Vicdanına bak. Vicdanını gönder. Arabayı sürerken hiç kakale takmadan yaya geçindiğinden suyu çakıverdin kadına üstü başı epey. Keyif veriyorsa sana müjdeler olsun. Cennet bekliyor seni. Keyif veriyorsa sana bu fiil. Keyif vermiyor ki. Ben yaptım böyle. Gaflete daldım. Derse gidiyordum. Adamın bir tanesine çaktım. Of. İleride çektim. Kaydım dörtlü. Ya çektim hiç. Dört. Koştum. Adam bak. Dedim. İnan özür diliyor. Daldım. Allah için sen şu elbisenin tamamını ben fiyat vermek istiyorum. Veya temizlik fiyatını ver. Nasıl istiyorsan. Yeter ki beni affet. Aynı böyle. Elimi de böyle yaptım. Sen onun için mi indin dedi. Onun için indim. Dedi ki helal ettin dedi. Vallahi diyeceksin yakıyor kardeşim. Bazısı almıyor. Ya ne olacak? Vicdanımız zayıf o zaman. Vicdan ne kadar hassassa o kadar rahatsız olursun. Vicdanınıza soruyorum. Yaktınız gece bir. Yatağa girdin derin uyku ama uyandın. Bir cihat cihat kedi yavrusu bağırıyor. Yatmaya devam edebilir misin? Vicdan ne diyor sana? Kalk. Kalk git onun ihtiyacını gider. Nereye sıkışmış? Ne darlatıyor? Ya nasıl bir sistem koymuş Allah ya? Allah ile gurur duyuyorum ya, inan ya. Hakikaten Allah usta ya. Ya ne acayip bir şey. Ameli tahlil ediyor. Bu amel nedir? Kimyasına giriyor. Hıfz-ı sıha yani. Domuz eti mi, sığır eti mi? Tahlil, var ya tahlil, laboratuvar gibi. Ameli tahlil ediyor. Nerede? Vicdan denilen bir sisteme sokuyor. Bu amel nedir? Hiç Allah'a şey yapmadım. Bak ben sana sistemi koydum diyor ahiretin. Abi vicdandan çıkıyor. Bu budur diyor. Bir şey şekeri şu. Tansiyonu bu. Kolesterol bu. Vay be. Bu amel iyi bir amel değil. Çünkü netice çıktı. Laboratuvar tahlili çıktı bu. Ahiretin küçük bir numunesi. Herkes vicdanda yaşar. Eğer vicdanımıza güzel ameller eline verirseniz özgüven olur. Özgüven olursa hiçbir hadise insanı yıkamaz. Vicdanı kaliteli olanın dertleri kaliteli olur. Kaliteli insanın derdi kaliteli olur. Kalitesiz insanın derdi de kalitesiz olur. Bir insanın kim olduğunu anlamak istiyorsanız bir noktada onun dert edindiği şeye bakın. Unutmayın. Kaliteli insanın derdi kaliteli olur. En kaliteli insanın derdi en kaliteli dert olur. Nedir o? İman ve küfür. İmansızlık onun derdidir. İnsanların imanını kurtarmak. Ama adam basit bir arabam yok. Kiradayım. Nelerle, neyi dert edinmiş? Ötekisine bak. Ya bu insanların imanı yok. İmanı gidiyor. Ben bu insanın imanını nasıl kurtaracağım? Bunu dert edinene bakın. Ötekisi de arabam yok. Ama ayağı var. Ayağı var farkında değil. Unutmayın o zaman. Kaliteli insanın da kaliteli derdi olur. Kalitesiz insanın da kalitesiz derdi olur. Herkes kendisini sorgulasın. Bir de okuyorum burayı. Hürmete layık zatlara hürmet. Mesela.
Merhamete layık olanlara merhamet. Hizmet bir hasenedir, bir iyiliktir. Acaba mükafatı var mı? Bu iyilikte sevab-ı uhrevi'yi ihsas eder, gösterir, hatırlatır derecede öyle bir zevk-i lezzet vardır ki hayatını feda etmek derecesine o hürmet, o merhameti ileri getirir. Validenin çocuğa merhametindeki şefkat vasıtasıyla kazandığı zevk ve mükafat için hayatını o merhamet yolunda feda etmek derecesine gider. Yavrusunu kurtarmak için arslana saldıran bir tavuk, hayvanat milletinde bu hakikata bir misaldir. Demek merhamet ve hürmete muacel bir mükafat var. Âli himmet ve âli cenab insanlar onları hisseder ki kahramanane bir vaziyet alıyorlar. Bir resim görmüştüm Almanya'da. Filistinli kadın parçalanıyor. Ona sarılan evladı var. 7-8 yaşında erkek çocuk. Kadının kanı çocuğa sürülmüş. Kadın kendisini unutmuş. Ölüm anında bile kadın çocuğun suratını siliyor, kanın. Yani niçin anlattım? Merhamet, şefkat hayatını hiç sayıyor. Vay be, ne acayip bir şey. Bakın, yavrusunu kurtarmak için arslana saldıran bir tavuk. Hayvanat milletinde bu hakikata bir misaldır. Demek merhamet ve hürmet, şefkat, muacel bir mükafat var. Yani onu yaparken acayip bu kendi hayatını hiç görebilecek kadar ruhsal bir zevk var. Buradan baktığın zaman vay diye azap çekerken oysa o kadının dünyasında zevk yani şefkattan zirve yapmış bir yapı var, işliyor. Kendimizi onun içine koyunca vay be falan mesela şu. Aslanın ruhunu koyuna, koyunun ruhunu aslanın cesedine koysan, aslanın ruhu koyunda, parçalamak isteyecek eli müsait değil, dişi müsait değil. Koyunun ruhu aslanın cesedinde, otlamak isteyecek aslanın ağzı müsait değil. Olmadığı gibi veya bazılar soruyor, hocam diyor Allah nasıl merhametli diyor, eşeği yük taşıtırıyor, zulüm değil midir diyor. Bunu soran niçin soruyor? Kendisini eşek yerine koyduğu için. Çıkıyor buradan. Buradan çıkıyor. Giriyor eşeğin cesedine. Orada bakıyor. Ulan bunu yükü nasıl taşıyacağım ya? Oysa Allah o ruha o cesedi uygun gördü. Birbirini tamamlıyor. Erkeklik ruhu var bende. Vücudum kadın. Garip oluyor. Ha? Onun için eşcinsellik aynı bu tuhaflık oluyor. Şimdi kendisini eşeğin cesedinin içine sokunca bu şey garip oluyor. Oysa eşek yük taşımaktan lezzet alır. Sen şimdi eşeğe baktın, ulan nasıl taşıyor? Oysa lezzet alıyor. Sen yeter ki zulmetme o kadar. Ha, o kadının da, o Filistinli kadının da o anda vay be diyorsun. Bu ruhla, erkek ruhuyla kadın cesedine girdin. Ulan nasıl olacak ya? Olmuyor. Oysa Allah onun şefkat, muhabbetine öyle bir zirve yapmış ki kendisini unutmuş. Öyle bir lezzeti ruhani yaşıyor ki sen ömründe belki hiç yaşamamışsın onu. Yaşaman da biraz zor. O acayip bir şey. O kadar lezzetli ki şehit oluyor, öldüğünü hatırlamıyor. Lezzeti öyle düşün. O kadar zirve yaşıyor ki öldüğünü bilmiyor. Öldüğünü bilmiyor. Allah da ona diyor ki ölü demeyiniz. Acayip bir şey ya. Oysa bana diyor ki cenazesini yıka ve cenaze namazını kıl. Ölü değil. Ölü olmayan cenazesi yıkanmaz. Cenaze kılınmaz. İkide bir kafam karıştı zaten benim. Ölü demeyiniz diyor. Sonra cenazesini hatun kişi niyetine diye cenazesini kılıyoruz. Ne yapacağız şimdi? Cesedi öldü ama ruhu hiç anlamadı. Ruhu ölmedi. Hiçbir şey bilmiyor. Ne anlatmaya çalışıyorum? Buradan çık, kadının cesedine gir. Bak böyle uf. Dünya hadiseleri de böyle. Oysa senin hissettiğin gibi hissetmiyorlar. Ağaçtan düşerken
Yukarıdan düşerken insan gayri ihtiyari düşme anını hiç hatırlamaz. Uzaktan bakan, vay, o hiçbir şey hatırlamıyor. Hastanede her şey bitmiş, birkaç ay geçmiş, kendisi hiçbir şey hatırlamıyor. Yalnız binadaydım diyor, bir şey hatırlamıyorum. Ya sen aylarca sıkıntı çektin, o adam hiç çekmedi. Sıkıntını çekmemizin sebebi kendimizi onun içine sokuyoruz da ondan. O zaman kim ne çekiyorsa kendini onun içine sokma. Hem mesela hırs ve israfta öyle bir ceza var ki, şekvalı, meraklı, manevi ve kalbi bir ceza insanı sersem eder. Ve haset ve kıskançlıkta öyle bir muacir ceza var ki, o haset, haset edeni yakar. Haset kötü bir şeydir. Kötü olduğunu ahirettekini değil, dünyada nasıl gözükür? Cizzz. Yani sıcak demir ete sürersiniz ya, cizzz. Haset, hasidi. O haset eden var ya, onu yakıyor. Yani dünyada peşin cezası bunlar. Ama her şeyde. Mesela bir misal söyleyeyim. Akşama oruç tuttunuz. 17 saat. Geçen bu Ramazan'da ya, 16-15 saat. Onun lezzetinden, şey eleminden daha fazla lezzet iftara tam 10 dakika kala. Değil mi? Ya iftar sevinci. Vallahi diyordum ki Almanya 19 saat falan, onu 10 geçe iftar açtık biz. Onu burada kaçtı? 7-8 geçeyken 8 geçe ve onu 10 geçiyordu. Hiç unutmuyorum çünkü iyi dokunmuştum. Şimdi ama iftara oturduğun zaman o yemekler ve yerken o bir şey yapabilmenin mükafatı, bir memleket, bir sanki ahireti fethettin, cehennemi fethettin, koydun kenara. Tamam böyle, sanki Allah'ı böyle, kendisini verdi Allah kendisini sana. O andaki lezzet 15 saati galebe ettiriyor işte. İşte senin orucunun makbuliyetini gösteriyor. Allah diyor ki, ben sana şimdi muaccel verdim ya şu lezzet, peşin bir lezzet verdim. Müjdeler olsun sana. Bu muacel, peşin lezzet, o verilecek müeccel, büyük lezzetin habercisidir. Peki elemini söyleyeyim bir Müslüman, hasta dahi olsa, hakikaten şeran özürü olsa, şeker hastası vesaire tutamasa, iftar vaktinde o bakarken, evladı yerlerine bakarken azap çekiyor mu, çekmiyor mu? Çekiyor. O cezası bekliyor tutmadığı için. Hemen şeriat devreye giriyor. Özür var diye, hani hemen devre dişi yapıyor. Ama vicdan affetmiyor. Vicdan azap çeker. Sonra şeriat geliyor. Özürü var. Dese bile gene oruç tutamayanlar azap çekiyor. Ancak Allah direkt müdahale edecek, devre dişi yaparsa sistemi, kabloyu değiştirirse o bomba patlamaz. Yoksa Müslüman ya şekeri var 500'e vurmuş, tutması mümkün değil. Hekim azık dedi ki tutma. Dedi aldı, azap çekiyor mu çekmiyor mu babaannelerimiz? Çekiyor. Dedelerimiz çekiyorlar. Sistem çalışıyor. Vicdan ne olursa olsun. Vicdan haşir meydanı provası olduğu için ondan önce hesap var. Hesabı dinlemiyor vicdan. Ya bunun şekeri var. Vicdan yakıyor. Sonra Allah devreye giriyor. Vicdanın dediğini ona şey yapıyor. Öteki şeriatı onaylıyor. Bunun özürü var diye. Devreye giriliyor. Ama azabı çekiyor dünyada. Hem tevekkül ve kanaatta öyle bir mükafat var ki o lezzetli muacel sevap fakr-ı hacatın belasını ve elemin izale eder. Tevekkül ve kanaat dünyada. Mesela adam tevekkül ve kanaati yok. Dev gibi şirketleri var. Gene fakir. Senden daha perişan. Senden daha perişan. Niçin biliyor musun? Daha aç. Öyle bir hedefi var ki yukarıda. Kendisinden bak şöyle şurada. O hedefe göre mevcut servet arasındaki mesafe onun fakirlik, zavallılığını gösteriyor. Ben bir akrabama gitmiştim. Amerika'ya çalışan, sırf Amerika'ya çalışan 6 tane şilebi var gemisi. Vesaireler hariç. Ziyaret etmiştim, konuştum derken bir armatör geldi onun yanına. Gemi ha dev. Ondan sonra o gelince ya dedi yani
Müsaade edersen bir 10 dakika konuşabilir miyiz? Tabii tabii dedim de. Geçtiler, kapılar açık. Duyuyorum. İnanın bana, tanımasam öyle ağlıyorlar ki. Eski vurgun vardı ya, vurgun. Hortum hortum sömürüyorlardı devleti falan. O aynı işi yapıyorlar. Boş değiller ama aynı parayı bulamıyorlar. Birbirlerine öyle bir ağlıyorlar ki, az kaldı içimden geldi gitti de fırından bir tane ekmek getiresim geldi. O kadar ağlıyor ki, aç kaldık, şey kaldık. Hakikaten bilmesen, ulan şuna bir ekmek getireyim dersin. Niye? Niye biliyor musunuz? Onun öyle bir hırsı var ki, o noktaya göre şu mevcut hiç azap içinde. Ama benim gariban kardeşim gidiyor ekmeğini zeytinyağına, sirkeye batırıyor. Elhamdülillah ya Rabbi. Bak midem var, ağzım var, gidiyor. Ya olmayanlara bak. Şükrediyor. Ondan lezzet alıyor. Adamın gemisinden isyan var gene. Fakirlik nerede? Burada. Fakirlik, zenginlik burada. Allah birisine bela vereceği zaman İbrahim'in, Nemrut'un cehennemi bu. Kanaatın yoksa, hırsın varsa cehenneme girdin. Cehenneme girdin. Kanaat, tevekkül, teslimin varsa ne mutlu sana. İbrahim'in ateş içindeki cennete girdi. Nemrut'un ateşi şurasıdır. Doğru yorumlayamamak. Hırstır, hasettir, gıybettir, adavettir, taassuptur, zulüm vesaire. Hak, hukuk, cehennem. Eğer etrafın her tarafı ateş olsa, İbrahim gibi ateşin içine düşsen bile tevhid, teslim, tevekkül sana orayı cennet yapıyor. İçindesin ama yakmıyor. Açsın ama ya Rabbi diyebiliyorsun. Çok acayip bir şey ya. Sistem acayip bir iş diyor. Son şeyi okuyayım. Hem mesela gurur ve kibirde öyle bir ağır yük var ki, mağrur adam herkesten hürmet ister ve o istemek sebebiyle istiskal gördüğünden daima azap çeker. Evet, hürmet verilir, istenilmez. Hem mesela tevazu ve terk-i enaniyette öyle lezzetli bir mükafat var ki, ağır bir yükten ve kendini soğuk beğendirmekten kurtarır. Hem mesela suyu zam ve suyu tevilde bu dünyada macel bir ceza var. Men dakka dukka kaidesiyle suyu zan eden suyu zana maruz olur. Mümin kardeşinin harekatını suyu tevil edenlerin harekatı yakın bir zamanda suyu tevile uğrar. Cezasını çeker. Sen mi kişinin, Müslümanın hareketini ya orada onu kastetmiştir. Suizan ettin. Senin de hareketin suizan edilecek. Sen birisinin yanında gıybet edilmesine müsaade mi ettin? Seni de bir yerde o anda gıybet edilecektir. Mümin kardeşinin harekatını suyu tevil edenlerin harekatı yakın bir zamanda suyu tevile uğrar, cezasını çeker. Ve hakeza bütün ahlak hasene ve seyyiye bu mukaseye göre ölçülmeli. Evet, bitti. Ben rahmet ilahiyeden ümit ederim ki, Ustad diyor, Risale-i Nur'dan bu zamanda tezahür eden manevi icaz-ı Kur'an'ı zevk eden zatlar bu manevi ezvakı hissederler. Suyu ahlaka muptela olmayacaklar inşallah. Ve ahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas selavat.